Şimdi arkadaşlar biraz uzun sürdü ama Hegel hep tarih yazımı üzerinde kendi çağı ve çağdaşlarıyla ilgili hesaplaşma içinde. Bu bölümler biraz sıkıcı gelebilir size. Uzmanları için anlamlı olabilir. Ama bizi şey için düşündürmeli. Tarih yazmak nedir? Tarihi yazmak ne anlama gelmektedir? Çünkü geçmişte olup biteni bir değerlendirme çabası içindeyiz. Acaba bu değerlendirme sözü de tabii öznellik içeriyor. Geçmişte olanı olduğu gibi yazma, anlatma, saptama olanağımız var mı? İşte soru bu. Şimdi bir filozof olarak Hegel niçin bununla ilgileniyor? Çünkü o genel, bakın genelin altını çizerek söylüyorum. Bir askeri tarih yazmak istemiyor. Diyelim ki bir ekonomi tarihi, savaşlar tarihi, işte askeri tarih dedik. Siyasi tarih yazmak istemiyor. Bir insan ve insan hayatı ve onun dünyasıyla ilgili olabildiğince genel çizgileriyle dile getirilebilecek bir tarih yazımının olanağını araştırıyor. Yani çağdaş tarih yazarlarını gözden geçirerek, eleştirerek acaba böyle bir olanak var mı? Bakın bu çok tarih felsefesinin, daha doğrusu tarih yazma felsefesinin diyelim historiografi tarih nasıl yazılmalı? Bunun yolu, yöntemi nedir? Çünkü tarihi akademik olarak inceleyen ve orada tarihçi, araştırmacı yetiştiren akademik yaşamın kendi tarih bölümlerinde de temel bir yöntem sorunu olarak görünüyor. Tarih nasıl yazılmalı? Acaba olayları olduğu gibi saptama, olaylar nasılsa, nasıl cereyan etmişse öyle anlatma olanağı var mıdır? Varsa bu nedir? Bunun için yazılmış değişik tarihleri gözden geçiriyor. Tarihçilerin görüşlerini irdeliyor. Ve üç ayrı tarih yazımından söz etti. Ama düşüngeyen, yani üzerinde kafa yorulan, yorumlanan tarih diyebiliriz. Refleksiyon sözünü kullanıyor. O dönem filozofları, yani Hegel içinde refleksiyon o anlamda önemli, düşüngeme işi. Ama bu düşün üzerine yorum getirilen tarih, konusunda da eleştiriler söz konusudur. Çünkü malzeme her yazarın emrindedir. Bu nedenle bir düşüngeyen tarih yerini ötekine bırakır dedi. Malzeme her yazarın emrindedir. Onu düzene koyup işlemek için kendini rahatlıkla yetkili sayabilir. Bir defa burada eksik nerede hemen görebiliriz arkadaşlar.
Malzeme sanki bir yerde duruyor gibi anlatmış. Yani arşiv denen bir yer var ve oradaki malzeme de bütün tarih yazıcıların emrinde. Ama malzeme de değiştirebilirsiniz. Yani malzeme de değişmez değildir. Çünkü öyle metinler olabilir ki onların okunmasında sıkıntı olabilir. Farklı okumalar olabilir. Farklı okumalar farklı malzemeler ortaya çıkarır. Yeni malzemeler bulunabilir. Ne bileyim, tarihçinin arşivinde değildir de antropoloğun arşivindedir, sosyoloğun arşivindedir veya bir folklor kurumunun arşivindedir. Oradan bulunabilir. Demek ki malzeme de değişken olabilir ve malzeme de hem değişkendir hem biraz tuhaf kaçabilir ama devingendir. Yani hareketlidir, doğurgandır, yeni anlamlar doğurabilir. Burada tabii Hegel'in sözüne etmediği şey ve benim bu düşüngeme sorununu başka türlü anlamamın arkasında hermeneutik anlayış var. Yani yorumsamacı anlayış var. Malzeme, Ahmet Hocam, buyurun. paylaşımı açar mısınız? Evet, paylaşımı açayım. Sayfa numarasını gerçi söylemiştik ama tekrar açalım, arkadaşlar görsünler efendim. Malzeme her yazarın emrindedir. Onu düzene koyup işlemek için kendini rahatlıkla yetkili sayabilir. Tabii Hegel herhalde malzemenin Almanca yazıldığını düşünüyor, değil mi? Ve Ege'nin okuyabileceği bir Almanca olduğunu düşünüyor. Veya Latince, eski Yunanca olduğunu düşünüyor. Ve kolay elimizin altında bulunduğunu düşünüyor herhalde. Kendi tinini de bu malzemede o zamanların tini olarak geçerli kılabilir. İşte bu tehlikeli bir okuma biçimidir. Ama böyle yazılan tarihler var. Yani kendi ortamınızı, hani eski Yunan anlatacaksanız sanki eski Yunanlı 2500 sene önce sizin çağınızda yaşıyormuş gibi. Yani onun tinini, yani onun manevi kültürel ortamını kendi manevi tinsel kültürel ortamınız gibi düşünme. Sonunda bu tür düşüngeyen tarihlerden bıkkınlık geldi. Biz ne deriz? Daha çok gına geldi. Bu düşüngeyen tarihlerden bıkkınlık geldi. Demek ki çok yazılmış. Kesin olarak yapılmış betimlemelere, bir olayın bütün bakış açılarından çizilmiş bir tablosuna gidildi. Bunların bir değeri varsa o da malzeme olmasındadır. Çünkü Hegel genel bir tarih yazımı için kendisi o malzemeleri kullanıyor. Yani malzeme. Ama orada bulduğunuz malzeme o düşüngeyen tarih yazarının düşüngediği yani yorumladığı malzeme midir? Yoksa saf, yorumlanmamış, yorum öncesi malzeme midir? Şimdi yorum öncesi ve yorum ardı malzeme diye ayırabiliriz. Belki de İçinizde tabii
itiraza hazır öyle felsefe yolcuları vardır. Sürekli itiraz ederler. Değil mi? Yani bu da güzel bir şey. Çünkü açılmayı sağlıyor. Açılmam ma işini sağlıyor. Gereksiz itirazlar da olabilir. Psikolojik gereksinim sonucu, yani kendi bilgisini, zekasını göstermek için. Yani ben bir öğretmen olarak 50 yıldır bu arkadaşlarla birlikte olduğum için onların deneyimleme olanağını hemen her sene buluyorum. Ama biz insanız, hepimiz böyle şeyler yapabiliriz. Yani insan duygusal bir varlık da sonuçta. Demek ki böyle tarih yazımlarının bir malzeme olması, malzeme anlayışında Ege'nin sıkıntı var. Biz Almanlar bundan memnunuz. Fransızlar ise akıllıca davranıp, şimdi hemen Alman, Fransız, İngiliz ayrımı yapıyorlar hemen bakın. Biz Almanlar bundan memnunuz. Fransızlar ise akıllıca davranıp şimdiki zamanı tasarlıyorlar. Geçmişi bununla ilişkiye sokuyorlar. Şimdi bu kültürel farklılıklar, tarih yazımlarının politik tarafları var. Yani güçle ilgili, siyasi, ekonomik, neyse yani kültürel bir güç aslında bu. Ama bu farklılıkları ben uzunca sayılabilir bir süre değişik dillerde fizik dersi yaptım öğrencilerle. Mesela Fransızca fizik kitabı, Almanca fizik kitabı ve İngilizce ya Amerikanca fizik dersleri lise düzeyinde görmüşümdür. Çok farklı, biliyor musunuz? Yani bir doğa biliminin bu kadar farklı olamayacağı, sorular farklı, anlayış farklı. Yani Amerikalı daha pragmatik sorular soruyor. Fransız müthiş ayrımlar ve ayrıntılar üzerine örneğin duruyor. Alman daha başka bir yönelimi var. Dolayısıyla yani eğitim anlayışı, bir doğa bilimi eğitiminin farklı kültürlerde farklı verilişi ile farklı tarih yazımları önemli bir şey. Biliyorsunuz tarih yazımı iktidarla ilgili bir şeydir. Bir ülkenin varlığıyla ilgili bir şeydir. Çünkü siz gelecekte o ülkenin, o kültürün varlığını devam ettirecek insanları hazırlıyorsunuz. Ve tarihi de ona göre yazıyorsunuz. Egemen olanın tarih yazımı geçerli oluyor genellikle. Bizim eğitim düzenindeki sürekli değişimin arkasında da bu var. İktidar kendine göre tarih yazımını gerçekleştirmeye çalışıyor. Düşüngeyen tarihin üçüncü tarzı eleştirel olanıdır. Üzerinde durulmalı çünkü özellikle zamanımızda Almanya'da tarih böyle yazılıyor. Tarihin kendisi değil, tarihin tarihi, yani bir çeşit meta tarih yazımı, tarihsel öykülerin yargılanması, onların doğruluk ve inanılabilirliğinin araştırılması söz konusu.
Buradaki zorunlu olağan dışılık olgularda değil, öyküler üzerine pazarlığını yapan yazarın keskin zekasında ortaya çıkar. Yazar bütün durumlardan inandırıcı sonuçlarını çıkarır. Fransızlar bu tarih türüne çok temel ve ne yaptığını bilen katkılarda bulundular. Yine de bu eleştirel yöntemin kendisini tarihte geçerli kılmadılar. Onun yerine kendi yargılamalarını eleştiri yazıları biçiminde kaleme aldılar. Yani bir çeşit burada yine geçmiş yorumu söz konusu. Buna eleştirel tarih demişler. Bizde yüksek eleştiri denilen şey yalnızca filolojiyi değil, aynı zamanda tarih kitaplarını da ele geçirmiştir. Bu kitaplarda ne yaptığını bilerek yapılan araştırma bir yana bırakılarak, tarihin tabanı keyfi tasarımlara ve çırpıştırmalara bırakılmıştır. Bu yüksek eleştiri kendini beğenmiş bir imge gücünün akla gelebilecek her tür tarih dışı ham hayali kabul etmek için temellendirmekten vazgeçmek zorunda kalmıştır. Yani bu da yine uyduruk tarih yazımı. Bu yüksek eleştiri kendini beğenmiş bir imge gücünün akla gelebilecek her tür tarih dışı ham hayali kabul etmek için temellendirmekten vazgeçmek zorunda kalmıştır diye okumuştuk. Yani artık söylediklerimizin gerekçesini vermek, temellendirmekten vazgeçiyoruz. Yani bir öykü anlatır gibi anlatıyoruz. Kişinin aklına gelenleri tarihsel verilerin yerine koymasıyla yazılır. Bu akla gelenler ise ne kadar cüretli, yani temelden yoksun, dayanakları kıt, tarihte belirleyici olanla çelişir durumdaysa bize o kadar uygun gözükür. Yani bir çeşit bir öykü anlatımı ve bu anlatımla okuru ikna etmeye çalışıyorsunuz. Yani bir edebi metin gibi. Düşüngeyen tarihin son türü özel tarihtir. Özel tarih bir halkın zengin yaşamının tüm bağlamı içinden genel bir bakış noktasını çekip çıkardığı için, örneğin sanat, tüze ve din tarihi, tüze dediği nedir? Herhalde hukuk. Değil mi? Evet Parça hocam, hukuk. parça, değil mi? Tüze Evet. arkadaşlar. Ne bağlamda kullanılmış tüze? Genel bakışın içinden çekip çıkarılan çeşitli şeyleri belirtmek için kullanmış hocam. Sanat, hukuk, din gibi. Yok, tüze ne demek? Tüze. Tüze hukuk hocam. Hukuk, evet. Hukuk. Parça parça tikel bir şey olarak gözükür. Bunlardan birini işte sanat tarihi, hukuk tarihi, din tarihi gibi. Gerçi soyutlayıcıdır ama bu bakış noktaları genel olduğu için
aynı zamanda felsefi dünya tarihine geçişi sağlar. Bu deyimin altını çizelim. Felsefi dünya tarihi, işte Hegel'in yazmaya çalıştığı genel tarih. Tasarım gücümüz bir halkı tasarladığında eskilerin bulduklarından daha fazla bakış noktaları, ele alınması gereken tinsel belirlenimler bulur. Sanat, din, bilim, anayasa, tüze, mülkiyet, gemicilik tarihleri böyle genel bakış noktalarıdır. Zamanımızın kültürü doğrultusunda tarihin böyle ele alınışı daha çok istenilmekte ve öğretilmektedir. Hegel ne istiyor? Yani öyle bir tarih yazalım ki o tarihte insanın ve dünyanın ne olduğu, varlık yapısı en genel anlamda ortaya çıksın. Tarih yazarak metafizik yapıyorsunuz. Yani insanı ve dünyayı dile getiriyorsunuz. İşte Hegel'in özlemi bu. Yapmaya çalıştığı bu. Gerçi her tarih yazımının dayandığı bir metafizik var. Yani bir varlık anlayışı. Metafizikten kastım varlık anlayışı. Yani var olanları evrende, yeryüzünde nasıl yorumluyoruz, nasıl anlıyoruz? Yani buna ontoloji de deniyor, metafizik adı da verilebiliyor. Zamanımızda özellikle tüze ve anayasa tarihi ağırlık kazanıyor. Yani Hegel tabii tüze felsefesi de yapmıştır, hukuk felsefesi. Anayasa tarihi ise zaten genel tarihle ilgilidir. Anlam ve mantığına yalnızca devletin bütünü göz önünde bulundurulduğunda kavuşmaktadır. Temele inilerek ve ilginç bir biçimde işlenirse, örneğin Hugo'nun Roma tüze tarihi gibi, işte Gustav Hugo 18. ve 19. yüzyılda yaşamış Roma hukuk tarihi. Roma tüze tarihi gibi düpedüz dış malzemede dıştaki önemsiz şeylere takılıp kalmazsa istenilene uygun olabilir. Bu konuda Eichhorn'un Alman tüze tarihi içerikçe çok daha zengindir. Tarih çalışmasının bu ve buna benzer dalları bir halkın tarihinin bütünüyle ilişki içindedir. Tarihinin bütünüyle ilişki içindedir. Sorun da bu bütünün bağlamıyla ele alınmasında ya da düpedüz dış koşullarda aranmasındadır. Bu son durumda halkların tümüyle rastlantısal tikelliklerinin anlatılmasına dönüşür tarih. Bakın bu burada duralım. Bu önemli. Öyle bir tarih yazacaksınız ki orada rastlantısallıklar olmayacak. Yani insan denen varlığın özü anlatılacak. Yani hasbelkader şu ya da böyle olmuş değil, zaten böyle olması gerekiyordu tarihi. Rastlantısal tikellikler anlatılmayacak. Değil mi? Tümellikler anlatılacak zorunlu.
olan. Hocam, Buyurun. tarihteki ide anlatılacak ya da öyle diyebilir miyiz? En başta söylüyordu ya Hegel, tarihteki idenin bilgisi. Evet, ideleri görerek yazma işi, evet diyebiliriz. Eğer düşüngeyen tarih genel bakış noktalarını izleyecek duruma gelmişse, bu noktaların temelde doğru noktalar olmaları koşuluyla dışarıdan bir ipucu oluşturmak ya da konuya dışarıdan çekidüzen vermek yerine olayları ve eylemleri içeriden yöneten ruhu, bakın, içeriden yöneten ruhu. Çünkü dışarıdan etkiler rastlantısaldır veya başka bir deyimle olumsaldır. Yani böyle de olabilir, şöyle de olabilir. Ama içten yazıldığı zaman içten o olayların öyle olmasını sağlayan etkenler, rastlantısal olmayan. Hegel böyle bir arayış içindedir. Üçüncü tür tarih olan felsefi dünya tarihi, bu son tür düşüngeyen tarih çalışmasına bağlanır ancak öyle bir biçimde ki genel bakış noktası artık öteki bakış noktalarından soyut ve tikel bir biçimde ayırt edilmez. Felsefi dünya tarihinin bakış noktası soyut bir genellikte değildir. Tersine somuttur. İşte bunu arıyor. Yani rastgele soyut bir düşünce değil, yaşanan bir tarih. Yani bizim kafamızdan soyut düşünce olarak oluşturduğumuz bir tarih değil. Soyut bir genellikte değildir. Tersine somuttur, olduğu gibidir. Çünkü o sonrasız olarak kendinde olan ve kendisi için geçmiş diye bir şeyin olmadığı tindir ya da idedir. Değil mi? Biraz önce siz bu cümleyi öncelediniz. Değil mi? Sonrasız olarak, yani ebedi, sonrası yok, bitimsiz, kendinde olan ve kendisi için geçmiş diye bir şeyin olmadığı, ruhların kılavuzu Merkürius gibi ide, gerçekten halkların ve dünyanın kılavuzudur. Biz tarihin içindeki ideyi bulup onu tarih yazarı olarak betimleyeceğiz. Tin ise olayları yönlendirmiş olan ve yönlendiren, buyrukları akla dayalı istencidir onun, yani idenin. Bu istenci, bu yönlendirimi, çünkü tarihi tin oluşturuyor. Zamanda ve mekanda gördüğümüz her şey tinin görünümüdür. Yani biz insanlar tinin görünüşüyüz. Hani tinin demek ki milyarlarca farklı insan yüzü olarak görünümü var.
tinin kaç milyonsa değişik bitki, ağaç, hayvan olarak görünümü, madde olarak görünümü. Yani hem makrokozmosda hem mikrokozmosda, yani atom altı dünyada ki parçacıkların görünümü, yine tinin görünümü, galaksilerin, gök adaların, kara deliklerin, kara enerjinin, kara maddenin hepsi tinin görünümüdür. Akla dayalı Anladım. olacak. Yani akıl, din burada iç içe geçmiş. Ahmet Hoca, Buyurun. bu kendinde olan ve kendi içini biraz açabilir misiniz? Bu paragrafta geçmişti. Evet, kendisi için olan bilinç, değil mi? Kendinde olan ve kendi İnsan, için insan diye. kendinde olan da madde yani. Bunu mesela Jean-Paul Sartre da kullanır, bu deyimi. Başka felsefeciler de kullandı. Bu Hocam. istenci, yani tarihi yönlendiren bu iradeyi tanımak bizim buradaki ereğimizdir diyor. Evet, 1830'daki ikinci taslağa geçiyoruz. 29. sayfa. Felsefi dünya tarihi. Bakalım nasıl oluyor? Hocam baylar ve bayanlar diye okur musunuz orayı? Nerede o? Var, var. Baylar diye başlıyor hemen. Kendimi dışlanmış hissediyorum. Ha, Baylar. var. Evet. Nasıl söylemek lazım? Baylar bayanlar değil. Yani dişiler ve erkekler mi diyeceğiz? Öyle Baylar mi? bayanlar, baylar diye seslenmiş. Siz de Evet, bayan, baylar baylar, bayanlar değil. bayanlar. E tabii çocuklar yok ama, değil mi? Baylar, bayanlar, çocuklar. Bu derslerin konusu dünya tarihi felsefesidir. Mesela 1830'da düşünün, Hegel'in dersinde oturuyorsunuz ve Hegel'in bu konuşmasını not etmeye çalışıyorsunuz, dinliyorsunuz. Tarihin, dünya tarihinin ne olduğu üzerine bir şey söylememe gerek yok. Bu ne demek? Demek ki söyleyecek yani. Değil mi? Söylememe gerek yok. Onunla ilgili genel tasarım yeterlidir. Yani kendi kafasında genel bir tasarım var. Herkesin de olduğunu düşünüyor herhalde. Aşağı yukarı aynı noktada birleşiyoruz. Ama konumuzun bir dünya tarihi felsefesi olması, tarihi felsefi olarak ele almak, yani nasıl olacaksa bu, istememiz daha derslerin başlığında göze çarpabilecek bir nokta olarak açıklamayı, daha doğrusu temellendirmeyi gerektirir gözükmektedir. Tarih felsefesi, tarihin düşünme tarafından, bakın, özne yok.
Değil mi? Ne ilginç. Tarih felsefesi tarihin düşünme tarafından. Yani şunun ya da bunun düşünmesi değil. Düşünme. Yani zaten bizim düşünmemiz düşünmenin bizde cereyan etmesinden başka bir şey değildir. Yani ben düşünüyorum sizi aslında çok haddini bilmez bir söz olmalı, değil mi? Düşünme bende düşünüyor. Yani Hegel böyle demiyordur ama Heidegger diyebilir mesela. Bu da öznelliği bir şekilde kapatma çabası. Ben düşünmüyorum. Düşünme düşünüyor. Demek ki tarih felsefesi tarihin düşünme tarafından ele alınmasından başka bir şey değildir. Düşünmeyi burada asla bir yana atamayız. Nasıl atalım çünkü tarih felsefesi zaten onunla mümkün. Yani bu lafa ne gerek? Değil mi? Edebiyat öğretmeni olsanız mesela kompozisyon yazar bunu hemen çizersiniz. Öğretmenim ben yazmadım. Yüce filozof Hegel böyle yazmış. Hegel de kim yahu? Okumayın böyle saçma kitapları. Daha doğru dürüst Türkçe bile bilmiyor. Öğretmenim Hegel Türk değil. Ya nereli? Alman. Ha. Almanlar zaten saçmalar. Hitler'i görmüyor musun? Mesela böyle bir diyalog olabilir. Çünkü insan düşünendir. Tabii Hegel'e izin verse vermez tabii parmak kaldırıp. Yalnız düşünen midir öğretmenim? Yalnız düşünen midir? Evet, düşünendir. Başka nedir? Çünkü insan düşünendir, hayvandan bu noktada ayrılır. Garibim hayvanları düşünmüyor, kabul ediyorlar herhalde. İnsanca olan her şeyde insanca olduğu ve hayvanca olmadığı sürece işte antroposantrik denen şey, insan merkezli bir bakış. Maço ve insan bakışlı, değil mi? Eril bir dil son derece. Hayvanlar düşünmüyor. İnsan zaten bu gezegenin efendisidir. İnsan da erkektir zaten. İnsancı olan her şeyde İnsancı olduğu ve hayvanca olmadığı sürece düşünme vardır. Yani hayvanlarla ama bedenle düşünme vardır. Duygularla düşünme vardır. O dönemler de tabii düşünme, o dönemin düşünmesi bunları düşünemiyor. Değil mi? O dönemin düşünmesi Hegel'e göre Hegel gibi düşünüyor. Şimdi Hegel diyordur ki ben düşünmüyorum, düşünme düşünüyor. Ben de onu anlıyorum, duyuyorum. Veya düşünme bende düşünüyor. Bak düşünme herkes de düşünmez ha.
Büyük filozof olunca onu da düşünür. Öyle sıradan insanlar da düşünme düşünür mü? Düşünmenin sende düşünmesi için kim bilir kaç tane kütüphane okuman lazım ki, değil mi? Düşünme sende düşünsün. Acaba öyle mi? Yani kütüphaneler okuyarak düşünülür mü? Nasıl düşünülür? Tabii bu soruyu mesela o çağda soramazsın. Yani böyle sorduğunuzda ne aptalsın ya. Bu da soru mu Allah aşkına yani? Herkes düşünmenin ne olduğunu biliyor. Herkesin bildiğini düşünüyor. Bunlar çok apaçık gibi geliyor. O kültürde, o dilde. Biz tabii aradan bakın neredeyse 200 yıl geçmiş, değil mi? Yıl geçmiş. Veya 6 çıkaracağız. 194 yıl geçmiş. Bizim düşünemediğimiz ama şimdi bizim düşündüğümüz, yani biz düşünüyorsak zaten düşünme biz de düşünüyordur. Değil mi? Demek ki düşünme zaman içinde değişiyor bakın. Yani 194 yıl sonra. Yok, 196 yıl. Çünkü insan düşünendir. Böylece tarihle her türlü uğraşmada düşünme vardır. Refleksiyon değil de düşünme. Tarihte olduğu kadar insanla ilgili her şeyde de bu genel düşünme payının kabul edilmesi, düşünmeyi var olana ve verilene bağımlı kılma ve onu bu temelden türetme tutumumuz yüzünden bize yetersiz gözükebilir. Çünkü olaylar olup bitiyor. Bizim düşünmemizin ürünü değil olaylar, değil mi? Ama biz onları sapta sarken düşünmeyle ilişkiye geçiyoruz. Düşünmeyle ele alıyoruz. Daha doğrusu oradaki biz alınıyor. Tarihte olup bitenler düşünme ile ele alınıyor. Biz, sen, ben yok. Edilgen bir kip kullanılıyor. Bu nesnellik, tarafsızlık için çok önemlidir diye düşünülürdü eskiden. Ben mesela doktora tezimi yazarken kızmış, ben diyorsun. Olur mu ya böyle laubalilik? Görüldü, anlaşıldı, yaptı filan diyeceksin. Yani bilimsel tırnak içinde raporlarda da böyle tarafsız bir dil kullanılmaya çalışılır. Oysa felsefede spekülatio
Gözlem yapmak demek, gözleme. Bir şeyi gözlemleme. Mesela Romalı askerlerin gözlem kuleleri. Orada spekülasyon yapıyor, gözlem yapıyorlar. Ama kötü anlamı oluşmuş tarih içinde. Yani boş sözler söylüyorsun, gevezelik, spekülasyon. Oysa felsefede spekülasyonun var olanı gözetmeksizin kendisinden meydana getirdiği, var olanı gözetirsen bu spekülasyon. Spekülasyon aslında başlangıçta olumlu bir anlamı varmış, sonra kötü bir anlama gelmiş. Felsefede spekülasyonun var olanı gözetmeksizin kendisinden meydana getirdiği bir takım sonuçlar yer alır. Oysa var olana bakmak lazım. Olup bitene bakmıyor. İşkenceden, şey, işkembeden üfürüyor. Spekülasyon bu sonuçlarla tarihe gider ve onu malzeme olarak alır, olduğu gibi bırakmaz, tam tersine sonuçlara göre düzenler. İşte düşüngenen tarih demişti daha önceki metinde. Tarihi a priori olarak kurar. Yani olup bitenden bağımsız olarak kurar. Onun için spekülasyon iyi bir şey değil. Bakın anlamlar ne kadar tersine çevriliyor, değil mi? Yani spekülasyon gözlem anlamındayken yüzyıllar önce zamanla gözlem dışı anlamına gelmeye başlamış. Tarih olmuş olanla ilgilenir. Özünde kendisini kendisinden ötürü belirleyen kavram bu ilgiye ters düşer gözükmektedir. Yani olmuş olanla ilgilenen kavram. Elbette olaylar tam da önümüzden geçiyormuş tasarımını uyandıracak biçimde bir araya getirilebilir. Oysa onlar olmuş bitmiş. Olmuş olan, yani olmuş bitmiş olan. Halbuki yazarken olmuş bitmişi gözümüzün önüne alıp sanki oluyormuş gibi yazmaya çalışabiliriz. Gerçi bu durumda işimiz pragmatik denilen şeyle olayların nedenleri ve ilkeleriyledir. Ama yani olayın kendisiyle pragma ilgili. Ama bunun için tasarlanabileceği gibi kavram zorunludur. Yani kavramsız tarih anlatımı nasıl yapacak? Bundan ötürü de kavram kendisine ters düşen bir ilişkiye girmiş olamaz. Şimdi tabii bu anlatımlara uzaksanız size tuhaf gelebilir. Yani bakın sanki kavram bir şahısmış gibi anlatılıyor. Dikkat ettiniz mi?
insanmış gibi. Kavram kendisine ters düşen bir ilişkiye girmiş olamaz. Yani bir insan gibi. Yani bir yandan işi öznellikten arındırıyorsunuz, diğer yandan soyut tırnak içinde olan kavramı insan gibi düşünüyorsunuz. Şahıs gibi, müşahhas bir halde düşünüyorsunuz. Ancak bu yolda daima olaylar temel alınır. Kavramın etkinliği de verilenin biçimsel genel içeriğiyle, verilen nedir? Malzeme, değil mi? Üzerinde çalıştığımız. Biçimsel genel içeriğiyle, ilkelerle, kurallarla, yasalarla sınırlanır. Tarihten çıkarsanan şey için mantıksal düşünme zorunlu olarak öngörülür. Ama buna haklılık verecek şey deneyden gelmelidir. Hani sürekli olarak Hegel onu vurguluyor. Soyut kavramlar içerisinde kalmayalım, olgulara bakarak olup biteni yazalım. Bir kurgu, soyut bir kurgulama işi yapmayalım. Yani onun için mantıksal çıkarsama sadece çıkarsamalarla, yani olgulardan bağımsız düşünme alanı içinde kalmayalım. Ahmet Hocam, Buyurun. kavram kendisine sınırlandığı alan içinde hareket eder, buna ters düşemez diyor, değil mi? Yani biçimsel, genel içerikle, ilkelerle, kurallara, yasalara ters düşemez anlamda mı kullanıyor? Tabii. Yani kavramın da işleyişinin Sınırların dışına çıkamaz yani. Yani bu evet, sınırların dışına çıkamaz. çıkamaz. Buna karşılık felsefenin kavramdan anladığı başka bir şeydir. Hangi felsefe diye sorabiliriz, değil mi? Yani Hegel'in anladığı felsefe, Hegel gibi düşünenlerin, o çağın kültürünün burada kavrama, kavramın etkinliğidir. Kavramın etkinliğine kavrama deniyor. Yoksa başka yerlerden gelen malzeme ve formun yarışması değil. Yani malzeme geliyor elimize ve biz onu kavramlaştırarak bir form vermiş oluyoruz. Ama bu dışarıdan gelmeyecek. Yani konunun kendi bağlamı içinden neyi ele alıp onun tarihini yazacaksa. Pragmatik tarihte olduğu gibi malzeme ve formun arasında böyle bir kardeşlik felsefedeki kavram için yeterli değildir. O özünden ötürü malzeme ve içeriğini kendisinden alır. Yani gidip başka bilgi alanlarından almaz. İçsel olarak felsefe kendisine dayanır diyor. Malzemesini kendisinden alır. Daha doğrusu yani felsefe öyle yapmıyor ama öyle yapmalı. Bu açıdan arada kurulan bağıntı ne olursa olsun
Yine aynı ayrım, yani kavramın olaydan bağımsızlığını bildiren ayrım kalır. Yani biz tarihte olup bitenleri anlamak için bir kavram dayatması yapmayacağız. Kavramla olup bitenler ayrıdır diye. Bununla birlikte daha yüksek bir bakış açısından baktığımızda aynı durum, felsefeyi tümüyle bir yana bırakalım, tarih incelemesinin içinde de ortaya çıkar. İlkin, tarihte yapı taşları olarak kavramdan uzaklaşan doğa koşullarını, çeşitli insan keyfiliğini, bunlar bir takım olaylar olup bitiyor. Ama bunlara belli bir kavrama çerçevesi dayatırsanız, tabii uygun bir çerçeve dayatılırsa, istenen o zaten, ama dayatılmazsa, o zaman rastgele bir takım olaylar dile getirirsiniz. Tarihte doğa koşulları var. İnsanlar bazen böyle yapıyorlar, bazen şöyle yapıyorlar. Yani doğada bulduğumuz yasallığı, değil mi? Tarihte ilk bakışta bulamayabiliriz. Allah Allah. Yani aynı olay Fransa'da olunca başka oluyor. Benzeri olay Almanya'da, Prusya'da olduğu zaman başka. Veya 300 sene önce olunca başka. Yani bunların bir düzeni yok mu? Olup bitenler keyfi midir? Rastgele midir? Olumsal mıdır? Değil mi? Olumsal sözünü de kullanıyorduk anımsarsanız. Yani olumsal ne demekti arkadaşlar? Zorunlu olmayan. Böyle de olabilir, şöyle de olabilir. Mesela bizim şu anki bilim anlayışımıza göre, yani bugün havanın yağmurlu olması olumsaldır. Ama Rastlantısal mı? diyebilirsiniz ki hayır değildir. Nedensellikler var. İşte o olay birbirine bağlı ve bugün havanın belli bir yerde yağışlı olması zorunludur. Mesela diyen anlayış da var. Ama olasılıklar var tabii. Yani o olasılıkların gerçekleşmesi belki o anlamda bir çeşit zorunsuzluk getiriyor. Doğa koşulları, çeşitli insan keyfiliği, dış zorunluluğu görüyoruz. Yani doğa yasaları, belki ekonomik, siyasi baskılar, zorlamalar. Öte yandan bütün bunların karşısına daha yüksek bir zorunluluk olarak ebedi bir adillik, adalet ve sevgi düşüncesi. İşte filozofların aradığı bu aslında. Gelip geçici olan aranmıyor. Ebedi olan. Yani şimdi böyle oldu, yarın başka türlü olabilir değil. Ebedi bir adalet düşüncesi, sevgi düşüncesi, psikologların anladığı anlamda
değil veya hukukçuların anladığı anlamda değil, bir çok genel bir adalet idesi, sevgi idesi aranıyor. Kendinde ve kendisi için doğruluk olan saltık son ereği koyuyoruz. Son ereği arıyoruz. Yani yaşamın, tarihin mesela son ereği, son hedefi, son amacı nedir? Bunu arıyoruz. Bu koyduğumuz şey doğal varlığın karşıtı olarak soyut öğelere, kavramın özgürlük ve zorunluluğuna dayanmaktadır. Olup biteni hep kavram çerçevesi içerisine koyuyor ve kavram çerçevesi üzerinden düşünüyor. Bilim insanından farkı o. Yani akademik bir tarihçi hep olup bitene bakar, hemen onu genel bir kavram içerisine oturtup belli bir kavramsal çerçevenin içine ve o çerçeve içinde kalarak anlamaya çalışmaz. Kavramın özgürlük ve zorunluluğu diyor bakın. Bunun da altını çizmek gerekir. Bu çeşitli biçimleriyle dünya tarihinin idesi bağlamında da ilgilendiren bir karşıtlıktır. Bu karşıtlığı kendinde ve kendisi için olan dünya tarihinde çözülmüş göstermek amacımızdır. Yani niçin tarih bu şekilde gelişiyor veya gelişmiyor? Tarihin akışındaki zorunluluk ve özgürlük nedir? Bunun karşısında 32. sayfadayız. Tarih yalnızca olanı, olmuş olanı, olayları ve eylemleri kavratmak zorundadır. Yani bir yandan olaylar var tek tek yaşanan, yaşanmış. Ama bir yandan da o olayları, o olaylar yapan ideyi görmeye çalışıyoruz. Yalnızca verilene bağlı kaldığı, kuşkusuz bu düşünmeyle birlikte giden çeşitli araştırmaları gerektiren ve hemen gerçekleşmeyecek bir şeydir. Ve yalnızca olmuş olanları kendine erek edindiği ölçüde tarih olmaktadır. Felsefenin çabası işte bu erekle çelişme halinde gözüküyor. Yani niçin bu olaylar oldu? Çünkü
Erek bu olayların olması idi. Erek kendisi idi. Yanıtı. Ama öyle olmamalı. Bu akışın biraz Hegel'in söylediğini ne çarpıtma riskini göze alarak diyebiliriz ki bu olmuş olanların, bu hadiselerin bir manası olmalı. Değil mi? Yani boşuna mı olup bitiyor? İnsanlar devamlı olarak savaşmışlar. Ne oluyor? Değil mi? Bu olaylar rastgele, manasız, saçma sapan değil. Bunların bir manası olmalı. Olup bitenin, günlük dille konuşuyorum, yani Hegel'den çıktık şimdi. Olup bitenlerin sebebi, hikmeti olmalı. Allah Allah ya, bunlar ne oluyor? Bir anlayalım. Yani tarih böyle rastgele keyfi olarak bir takım olaylar zincirinden mi ibarettir? Yani bir kronoloji midir? Bu tarihte şu olmuştur, arkasından bu olmuştur, arkasından bu olmuştur. Manası nedir? Değil mi? Yunus'un o meşhur dizelerini hatırlarsan. Sen Elif dersin, hoca manası ne demektir? Değil mi? Elif'in manasını soruyor. Hadi diyelim ki Elif, yani eski kültürde Elif müthiş bir şey tabii, yani belki Allah demek, belki daha derin anlamda, ama Elif belki de işte bu tarihtir yani. Ama nedir manası? Bunu bulacak. Filozof. Değil mi? Girişte aydınlatmak istediğim nokta da bu çelişme. Bunun tarih bilimine getirdiği veriler ve tarihi bu verilere uygun olarak işlemesi yüzünden felsefeye karşı yapılan eleştirilerdir. Yani bir yandan olayları olduğu gibi anlatma, ya olabildiğince olaylara sadakat, ama öbür taraftan da manasını olup bitenin kavramlaştırarak anlama işi. Bu aydınlatma için ilk önce dünya tarihi felsefesinin genel belirlenimini vermek ve buna bağlanan en yakın sonuçları belirgin kılmak gerekiyor. Dünya tarihi felsefesinin genel belirlenimi. Demek ki bir belirlenim var. Değil mi? Belirlenim. Rastgele olmuyor. Bu yapılınca da düşünceyle olmuş olanın bağıntısı kendiliğinden doğru bir biçimde aydınlanacaktır. Dünya tarihinde bir giriş yazısında ele alınamayacak kadar çok zengin bir malzemeyle karşılaşacağımız için tarihsel olanın incelenmesindeki amaç ve yararlarla özellikle de kavram ve felsefenin tarihsel olanla bağıntısında ortaya çıkan bakış noktaları, ilkeler ve görüşlerle ilgili sayısız çarpık tasarım ve düşüngemeyi geri çevirme. Yani ne diyor? Yani ben
tarihin nasıl işlediği konusunda anlatacağım hikaye değil tabii. Yani felsefi tarih benim anlatacağım gibi olmalı. Ama böyle yapılmıyor. Çarpık tasarım ve düşüngemeler var. Yani kendisinin belki bir düşüngeme, bir refleksiyon yapmadığını düşünüyor herhalde. Bütün bu çarpık tasarımları ve düşüngemeleri geri çevirme işi. Ama bütün bunları burada yapamam çünkü malzeme çok fazla. Bunlar bütünüyle bir yana bırakılabilir ya da geçici olarak üzerlerinde durulabilir. Şimdi başlıyor. 34 sayfa. Felsefi dünya tarihinin genel kavramı. Şimdi felsefe kitaplarında da böyle başlıklar şeydir, etkileyici olabilir. Allah Allah, ne demek istiyor acaba? Yani bir yandan bir felsefe yolcusunun diyelim çok heyecan verici bir zamanı bu. Yeni bir bölüm açılıyor ve o bölümde bir başlık. Bu nedir? Bir metafor yapayım. Felsefe yolcusu yürüyor ve yolun bir yerinde bir hana rastlıyor. İşte o hanın kapısında bu yazılıyor. Felsefi dünya tarihinin genel kavramı. Gireyim bakayım bu handa neler olup bitiyor diye. Bu hana, yani bu başlığın ortaya konduğu metne giriyor. Veya handa biraz dinleniyor, oturuyor, tekrar yürüyor. Yani yürürken de bunu okuyor. Şimdi bizim okumamız bir yürüme. Aslında yolculuk yapıyoruz. Bazen tökezliyoruz. Bazen soluksuz kalıyoruz. Oturayım biraz nefesleneyim diyebiliyoruz. Bazen koştuğumuzu hissediyoruz. Bazen bir Pegasus'un üzerinde kanatlı atın, değil mi? Uçmakta olabiliriz. Bugün geçerli olan dünya tarihi felsefesi kavramıyla ilgili olarak öncelikle şunu söylemek isterim. Şimdi tabii çok ilginç bir şey de var arkadaşlar. Felsefi düşüncelerin dayandığı bir yaşama dünyası vardır. Yaşama dünyası. Bu tabii fenomenologların kullandığı bir şey ama biz bunu daha felsefe dışı bir sözle, sözcüklerle, ifadeyle veya kavramla anlatalım. Bütün bu düşüncelerin dile getirildiği bir sosyolojik, sosyokültürel, sosyoekonomik bir dünya var. Nedir? Rusya. Napolyon. Değil mi? O zamanın Avrupa tarihini düşünmek lazım. Prusya prensliklerden oluşmuş parça parça ve bir türlü bir araya gelemiyorlar. Belki bu parçalanmışlık
Hep bir bütünsellik arayışı insanlarda doğurabiliyor. Genel kavram, dünya tarihi, şu veya bu olay değil, genel olarak dünyayı kavrama. Bu özlem Hegel'den önce de vardı. İşte Alman idealistlerinde, belki Leibniz'le başlayan. Yani bu da işte Almanca 200 senedir, 200 seneden biraz daha fazla. Leibniz herhalde. Onu alırsak Kant Almancayı felsefe dili yapmada. Bugün geçerli olan dünya tarihi felsefesi kavramıyla ilgili olarak öncelikle şunu söylemek isterim. Felsefenin düşüncelerle tarihe yaklaştığını ve tarihi düşüncelere göre ele aldığını daha önce belirtmiştim. Düşüncelerle tarihe yaklaşıp düşüncelere göre ele alıyor felsefe. İlkin bu nedenle felsefeye itirazlar yapılmaktadır. Ya böyle düşünceye göre tarih mi olur Allah aşkına? Olgulara göre olur. Oysa felsefenin tarihe getirdiği biricik kavram sadece us kavramıdır. Buna göre us dünyaya egemendir. Yani Geist. Ya us demiş burada. Akıl. Bu kanı ve bilgi dünya tarihinde her şey usa uygun olmuştur. Ya bu da tabii bir çeşit logosantrik bir bakış, değil mi? Ne olmuşsa akla uygun oluyor. Yani ne yapıyor burada felsefi tarih yazarı? Olayları akla uyduruyor. Olaylar mı akla uygun oluyor, yoksa tarihi yazan, felsefi tarihi yazan kişi mi olayları akla uyduruyor? Yani psikolojide savunma mekanizmalarından söz edilir ya. İnsan saçma sapan şeyler yapar. Niçin yaptın bunu diye sorulduğunda öyle bir anlatır ki ya her şey düşünmüş, taşınmış ve her şey akla uygun ya. Değil mi? Rasyonizasyon dediğimiz akliyleştirme, ussallaştırma insanda var. Şimdi tabii felsefecinin elinde başka bir şey yok. Us. Us var yani usa uyduracak. Öyle mi acaba? Oysa felsefenin tarihe getirdiği biricik kavram sadece us kavramıdır. Buna göre us dünyaya egemendir.
Tabii kim diyor bunu acaba? Hegel mi diyor? Hangi filozof diyor? Us belki de çok zayıftır. Schopenhauer'a sorarsanız işte öyle değil dedi. Olup biten akla uygunmuş. Bu ne biçim akıldır ya? Yani olup biten olup bitenlerin ve dünyaya da egemenmiş akıl. Ne akılmış değil mi? Ve dünya tarihinde her şey usa uygun olmuştur. Usa uygun kılınmıştır mu demek lazım? Ne dersiniz ya arkadaşlar, herkesin penceresinin kapalı olduğunu görüyorum ben. Uyuma durumu mu var yoksa? Hegel sen usla uğraş, ben biraz kendimden geçeyim, hazır yemeği de yedim. Değil mi? Savaşların akıla uyan tarafı olur mu? Kimin? Savaşlar nasıl akla uygun olabilir? Savaşlar değil mi? Evet. E Bu tabii kadar. yani dünyadaki sömürü, olup biten yalan, bunca haksızlıklar. Yani usun egemen olduğunu söyleyen filozofu bir köşede sıkıştırıp ne derler, şey argoda zopa diyorlar. Zopadan geçirmek gerekebilir. Yahu nesi? Yani usa uygun dünyada seni bir zopadan geçireyim de gör. Gerçekten usa uygun mudur? Değil midir ve gafil filozof, nerede yaşıyorsun? Ama hemen karar vermedi. Daha okumadık bak. Birkaç satır durduk ve üfürüyoruz şimdi, değil mi? Yani belki Kabul biraz olduğunu söylüyor hocam uzun zaten. satırlar bizi utandırabilir de, değil mi? Bir şey mi söylemiştin? Dedim ki bunun zaten bir kabul olduğunu söylüyor. Evet. Bu kanı ve bilgi yukarıdaki biçimde kendisini ortaya koyan tarih açısından bir varsayımdır. Tabii burada varsayım çevirisi çok doğru olmamış. Yani genellikle biz ipoteze varsayım diyoruz. Bir kabul dediğin gibi bir sayıltı diyoruz galiba, değil mi? Evet hocam, hipotezle Hipotez denence. Belki varsayımı burada kabul olarak kullanıyoruz, öyle mi? bence öyle hocam. Evet. Ama felsefede varsayım değildir. Felsefede spekülatif bilgi yoluyla şu nokta kanıtlanır. Ama spekülatif bir biçimde. Us Tanrı'yla olan bağıntı ve ilgisini daha yakın tartışmaksızın burada bu anlatımla yetinebiliriz. Yani töz sonsuz güç olarak bütün doğal ve tinsel yaşamın sonsuz maddesidir. Us. Sonsuz form olarak da kendinde taşıdığı içeriği gerçekleşmesidir. Töz deyince tüm gerçekliğin kendisiyle ve kendisinde varlığını ve kalıcılığını kazandığı şeydir. Us'un sonsuz güç olması demek,
kendi içeriğini yalnızca ideal ve gerekirlik alanına getirebilecek ve gerçekliğin dışında kim bilir belki de bazı insanların zihinlerinde özel bir şey gibi var olacak derecede güçsüz olmaması demektir. Demek ki us, böyle düşünen us bireysel olamaz. Bireyler üstü olması gerekir. Sonsuz içerik deyince de tüm özlük ve doğruluk anlaşılır. Bu sonsuz içerik kendi kendisinin maddesi olup bu maddeyi işlenmek üzere kendi etkinliğine verir. Yani us dışarıdan bir şey almaz. Kendi içinde çalışır. Us'un sonlu eylem gibi dış malzemenin koşullarına kendilerinden besleneceği ve etkinliği için nesneler alacağı hazır araçlara gereksinmesi yoktur. İşte bu belki felsefe tarihinde arkadaşlar, bu satırlara bir teşhis koyalım. Bu hiper-rasyonalite. Değil mi? Aşırı ussallık. Hocam. Yani aklı da nereye koymuş ya? Allah Allah. Buyurun. Hocam buradaki töz şey mi? Us'un altında yatan temel bir şey mi? Us'u gerekçelendiren şey mi töz? Töz, evet. Us kendisinden beslenir. Şimdi bu arkadaşlar, bu tavır felsefenin başından beri var. Mesela Aristoteles'te görebilirsiniz. Bir şey kendisi için yapılıyorsa çok değerlidir. Bir başkasına gereksinim duymak değer kaybettirici bir şeydir. Mesela Stoa bilgesi hiç kimseye muhtaç değildir. Veya bizim kültürün deyimiyle namerde muhtaç değildir. Hak yiyene muhtaç değildir. Yani merdi orada erkek anlamda kullanmadım canım. Yani kıymet bilmeyen, değersiz anlamında kullandım. Bir şey kendi kendisine yetiyorsa, başka bir şeye dayanmıyorsa o şey mükemmeldir. Hocam Us böyledir diyor. burada biraz hayvan ve insan ayrımlığıyla alakalı çelişki yok mu? Çünkü şey yani insanın düşünebilmesini insanın formuna bağlıyor ve düşünce bu noktada aslında düşünce dışındaki insan materyal formuna bağlanmış oluyor. Yok, insana bağlı değil. İnsan düşünceye bağlı. Yani düşünce insanın insandan kaynaklanmıyor. Bu da yine felsefecinin mesela psikanalitik açıdan bakıldığı zaman felsefeci denen varlığın ne yapmaya çalıştığı. Böyle çalışmalar vardır.
Şimdi şunu sormak lazım. Tabii insan felsefe okurken bunları pek sormuyor. Çünkü öğreneceği çok şey olduğu için. Ama biraz durup soluklandığı zaman Allah Allah ya Hegel'in bu düşünme tarzıyla mesela çok eskilerde Aristoteles'in bakışı, düşünme tarzı kimi yerlerde çok örtüşüyor. Demek ki bir şey var. Yani bir deyim kullanayım. Bir şey autotelik ise, yani auto ne demek? Kendisi. Telik, telos'tan geliyor. Erek demek. Yani bir şeyin ereği kendisi ise o yetkin bir şey oluyor. Dolayısıyla burada bir şeyi kendisi için yapmak, hatta Kant ahlakında vardır. Yani kimseyi araç olarak kullanma. Yani araçsallık istenen bir şey değil. İnsan araç olamaz. İnsanın kendisi amaçtır. Kendi kendisinin autoteliktir. Yani ereği kendisinde olan, kendisinden beslenir, kendi kendisi için malzemedir ve bu malzemeyi işler. Hem kendi kendisinin ön koşulu ve varmak istediği erek mutlak son erektir. Hem de yalnız doğal evrenin değil, aynı zamanda tinsel evrenin içten çıkıp görünüş alanında dışlaşmasıdır. Us. Hocam Sua'daki Tanrı kavramı ile eşleşiyor mu bu anlatım? Ama yani Tanrı da sanki bunun içinde gibi gözüküyor. Yani neden öyle dedik? Yani bir anda bunlar çakışık da düşünülebilir ama çünkü Tanrı'nın veya bizim Esma-i Hüsna'ya bakalım. Yani Allah'ın 99 sıfatına baktığınızda bunları görebilirsiniz. Evet, yani o anlamda kadiri mutlaktır. Ya Spinoza'cı Kimseye bir yaklaşım gibi düşünebilir miyiz hocam burada? Yani Spinoza'nın tanımladığı gibi aslında düşünme işte tözün bir sıfatı. evet. Ve düşünsel düzlemde o neden sonuç ilişkisini sadece düşünme sıfatı üzerinden kurabiliriz. Ve onun halleri üzerinden. Evet. Şimdi dünya tarihinde Hegel bunu görmek istiyor. Usul görmek istiyor. Yani bu bir ide. İşte bu idenin doğru, sonsuz ve kesinlikle güçlü ide olduğu, dünyaya kendisini açtığı. Demek ki dünyada ne varsa bu idenin zuhurudur, ortaya çıkışıdır, belirmesidir, görünmesidir. Yani bizler de öyleyiz. Yani düşünmeye çalışıyorsanız aslında siz ne yapıyorsunuz?
O us sizde düşünüyor. Us'un sizde düşünmesini sağlıyorsunuz. İşte diyor ki, ya neden dünya tarihi önemli? Çünkü usu nerede göreceğiz? İdeyi nerede göreceğiz? Dünya tarihinde göreceğiz. Yani habire tarih yazılıyor kardeşim. Ne ide var, ne us var, ne tim var. Böyle tarih mi olur? Oturmuş bir takım olayları yazıyor. Öyle tarih olmaz. Nasıl olur? İşte bu idenin doğru, sonsuz ve kesinlikle güçlü ide olduğu, dünyaya kendisini açtığı ve bu açtığı şeyin kendi ululuğundan başka bir şey olmadığı felsefede kanıtlanır. Kanıtlandığı biçimde de burada varsayılmaktadır. Yani Alman idealizmde Hegel'den önce, değil mi, Schelling, Fichte ve diğer Alman idealistleri Hegel'in bu görüşünü hazırlamışlar bir şekilde. Yani bu Schelling aslında bir şekilde, ama Hegel onu kendi yorumu üzerinde, Schelling'in adı da geçmiyor zaten. Ahmet Hocam, Buyurun. usul sonsuz güç olması ne demek? Yani bir sonsuzsa demek ki hiçbir başka güce bağlı değil. Nasıl güçler, enerjiler, kuvvetler görüyorsanız bu gezegende, bu evrende hepsi usun, tinin, değil mi? İdenin görünüşüdür. Çünkü evrende çok büyük güçler görebilirsiniz. Yani galaksiler hareket ediyor, değil mi? Müthiş yıldız oluşumları, onların yaşamları, onların giderek işte sönmesi, dönüşmesi, değil mi? İnanılmaz bir enerji şeyi var evrende. Hareketi var. Us onların kaynağı olan şey. Bütün enerji oradan geliyor. Yani bu evrende ne görüyorsak arkadaşlar, gördüklerimiz tezahürdür. Yani bir görünüştür yani. Bir gücün kendini açması, açılışını biz görüyoruz. Ahmet Hocam suretleri mi görüyor? Evet. Yani öyle diyebiliriz. Sureti eğer fenomen olarak anlıyorsanız, fenomenleri görüyoruz. Peki biz bu açılmanın bir parçası mıyız hocam? Evet, biz de öyle. Ya kendi ama ya biz mi? Bizim kendimizi algılayışımız mı? Yani kendi olarak kavradığımız mı? Herhalde yani us o şekilde görünüyor ki mesela insan olarak görünüyor, değil mi? Ama insan öyle bir görünüş ki us'un düşünmesini
fark ediyor. Ve us insanda vuku bulabiliyor. İnsanda düşünebiliyor. Yani usun çünkü çok değişik kendini açtığı zaman görebiliyoruz. Madde olarak görüyoruz. Okyanus olarak görüyoruz. Mikrokozmos'daki parçacıklar olarak görüyoruz, dalgalar olarak görüyoruz, parçacık olarak görüyoruz falan. Ama aynı zamanda bu tabii doğadaki görünüş. Bir de tinsel alanda görünüşü var. Sanat olarak görünüyor, din olarak görünüyor, bilim olarak görünüyor, felsefe olarak görünüyor. Dolayısıyla usun da belirlenimi var. Yani. O da rastgele olup bitmiyor. Yani tarihte bunu görüyoruz. Ama tarihin akışı rastgele olmuyor. Onun sanki bir planı var. Bunu Hegel nasılsa biliyor ve bize anlatıyor o planı. Ya Hegel herhalde peygamber gibi bir şey yani. O yüce gücün nasıl kendini açtığını bize anlatıyor. Nereden biliyorsa. Herhalde işte bana açılıyor. Yani ben çünkü tarihe düşünceyle tarihle ilişkiye geçiyorum ve düşünce bana anlatıyor tarihteki beliren ortaya çıkan ideyi, usu. Bakın ne yapmaya çalıştığını burada çok açık söylemiş. Felsefi incelemenin rastlantısalı uzaklaştırmaktan başka bir amacı yoktur. Yani zorunluluğu arıyor. Belirlenimi arıyor. Yani bir daha başka söyleyişle bir determinasyon. Bir belirlenim arıyor. Rastlantısallık dış zorunlulukla aynı şeydir. Çünkü zorunluluk içte olmalı. Usun kendi akışında olmalı. Yani dış zorunluluk belki Newton fiziğini öyle anlıyorlardı o dönemlerde. Yani doğa yasaları belki öyle bir zorunluluğu nedensellikten dolayı. Ama bu dıştan gelen bir şey. Yani dış koşullardan başka bir şey olmayan nedenlere geri döner. Tarihte öznel tini ya da gönlümüzü kıpırdatan tikel bir nedeni değil, genel bir ereği, dünyanın son ereğini aramalı. Üf, ne kadar dehşetli bir şey ya. Görüyor musunuz yani çıtayı ne kadar yükseltmiş? Dünyanın son ereğini arıyor. Nereden bulacaksa, nasıl bulacaksa. Son ereğini aramalı. İşte bazı
arkadaşları Hegel sarhoş ediyor. Yani entelektüel sarhoşluk diyebileceğim bir şey. Büyüleniyorlar. Yani Hegel vurgunu yemiş felsefeciler tanıyorum. Bir büyüsü var yani. Değil mi? Hocam Baba ne hepsinde diyor yok mu? yani? Değil mi? Hocam Buyurun. estağfurullah. Yani Kant, Heidegger, Nietzsche, Hegel sanki bunlar belli başlı böyle kavramları bölüşmüşler. Tutuyorlar bunların hepsini böyle insanların ulaşamayacağı bir noktaya kadar götürüp orada bırakıyorlar. Siz ister sarhoş olun, ister ne olursanız olun. Öyle. Ama yani Hegel'in mesela bu beklentisi Nietzsche'yi güldürür. Yani birçok felsefeciydi. Ya yani bırak saçma sapan. Yani birçok arkadaş da mesela Hegel okumaktan vazgeçmiştir. Russell'ın mesela Batı düşüncesinin tarihine baktığınız zaman Hegel'i yerden yere vurur. Bulanıklık var sözlerinde. Yani çok böyle analitik düşündüğünüz zaman ama yani dünyanın eriği, son eriğini aramalı ve onu usumuzla kavramalıyız diyor. Yani birçok filozof bunun olmayacağını söyler. Olamayacağını. İşte Kant mesela. Bunu bilemeyiz. Yani nereden bileceğiz? Yani dünyanın son eriği bir fenomen değil. Biz ancak fenomenleri yani duyu larımızla görebileceğimiz, anlama yetimizle kavrayabileceğimiz şeyleri bilebiliriz. Ama dünyanın son ereği bilinebilecek bir şey değil. Ahmet Hocam, Buyurun. buradaki dünya yaşadığımız gezegen mi? Yoksa evren anlamında mı? Yani Hiçbir dünya... zaman evren yerine de kullanılıyor dünya. Evren anlamına da geliyor. Evrenin olsa gerek. Us ise asla tikel sonlu bir erekle değil, yalnızca saltık erekle ilgilenir. Nereden biliyor? Hadi bakalım. Yani şimdi belki argo deyimle gıcık bir felsefeciyseniz yani bu şeyi satırları okuduğunuz zaman bitmiyor. Hegel bitti. Hani böyle kavga ederler ya insanlar sen bittin diye terk eder kavga yerini. Yani Hegel bitmiştir. Bakın onu sezgimizle filan demiyor. Usumuzla, aklımızla kavramalıyız. Akıl ötesi bir şey söylemiyor. Aklın yani aklı tanrı haline getirmiş. Dolayısıyla onunla onun bize sağladığı imkanla dünyanın son ereğini çünkü son ereğini kavrarsak tarihin gidişini de kavramış. Nereye doğru olayların akıp gittiğini anlayabiliriz. Evet, buralar heyecanlı satırlar. Burada kalabiliriz. Sayfa 35. Paragraf başında kalıyoruz herhalde hocam, değil mi? Paragraf başı yani felsefi inceleme. Bu kocaman lafları bir daha okuyalım.
Yani bir de böyle filozoflar var, koca koca laflar eden. Ve bunun akılla olduğunu söylüyor. Ben anlamıyorum derseniz demek ki diyecek ki us sizde us olarak çalışmıyor yeterince. Veya düşünme sizde düşünemiyor, akledemiyorsun. Onun için yardıma ihtiyacınız var. Benim dersimi dinleyin, dersime gelin, kitaplarımı okuyun. Yani burada dikkat ederseniz bir yalvaç edası var. Yani bir nebi gibi. Yani çok ulaşılmaz bir yerden ulaşılmaz olanın sonsuzu duymuş ve gariban insanlara anlatıyor. Gerçi kendisi de Hegel'in kendisi de usun, idenin açımı sonucunda oluşmuştur ama öyle anlaşılıyor ki Hegel'in bir şeyi var. Ayrıcalığı var. Filozof olarak bir imtiyazı var. Yani. İmtiyazlı biri. O kavrıyor. Biz sıradan insanlar kavrayamıyoruz. Bir de tabii kavradığını anlatıyor, anlattığını da azıcık anlıyoruz. Değil mi? Yani tam anlamakta da zorlanabiliriz. Yani bu filozoflardaki güce bak ya. Değil mi? O dönem. Hani Hegel'de artık bu tam doruğuna varıyor. Hiper rasyonalite veya aşırı uç akılsallık yahut uç ussallık. Tabii Türkçe'de bakın ne kadar güzel. Uç deyince uçuyor yani. Yani uç aynı zamanda uçta olan demek değil mi? Ama uçmayla da ilgili ya. Çok garip. Nasıl oluyor? Yani uç bir şeyin ucuyla uçmak değil mi? Uçmak cennet anlamına gelmiyor muydu? Evet hocam. Ya Allah Allah ya Türkçenin imkanlarına bakın çok şaşırtıcı bir şey. Yani eğer Türkçe yazsaydı kim bilir neler derdi değil mi? Ama Hegel uçucudur. Yani bazı filozoflar uçuyor. Yalnız kuşlar değil, değil mi? Soklarda uçabilir. Ya bilmiyorum yani yani başta biraz daha can verici olabilir. Fethi Bey mikrofonunuz açık ama. Kapat. Evet Sevim Hanım, insandaki görünümü için bunu söyleyebilir miyiz? Evet insana yani insan bir idenin kendini açışını idrak edebiliyor, anlayabiliyor, kavrayabiliyor. Diğer varlıklar anlayamıyor. Yani insana böyle bir ayrıcalık verilmiştir. Arkadaşlar bu heyecanlı yerde bırakalım. Haftaya görüşmek üzere.